Üçüncü bölüm. Rabbin günü. Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektupta da bu konuları hatırlatarak pak düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu hatırlamanızı istiyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar, Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey, yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor, diyerek alay edecekler. Ne var ki göklerin, çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki yer ve gökler ise, ateşe verilmek üzere aynı sözde saklanıyor. Tanrısız kişilerin yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ne var ki Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip, o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Tanrı'nın vaadine göre doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. Bunun için sevgili kardeşlerim, madem ki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin. Sevgili kardeşimiz Pavlos'un da kendisine verilmiş olan bilgelikte size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlos, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, diğer kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin sapıklığıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin.